hepimiz bir insan olmuşsa olsun sayesindedir. Eğer bugün biz herkes bizi seviyorsa olsun sayesindeyiz. Eğer herkes bize selam veriyorsa gene olsun bereketiyle sayesindedir. Onun için hiçbir zaman olsun evladına kesinlikle yan bir gözüyle veya kötü bir gözle bakmayın. Onları Allah ile baş baş bırakalım. Resulullah ile beraber bırakalım. Onları Gavs'a teslim edelim. Bizim haddimiz değildir bunların haddini vermek, haşa. Onun için hiçbir zaman Gavs'un çocuklarının, torunlarının, evlatlarının tefrikat yapmayın. Tefrikat yapma hakkımız yoktur. Ayrım yapma hakkımız yoktur. O hakka sahip değiliz. O hakka yetkimiz yoktur. Elimizde geldiği müddetçe, ruhumuzda, kalbimizde ruh olduğu müddetçe, canımızda can olduğu müddetçe, canımızda ruh olduğu müddetçe o aileye köle olacağız. O aile biz başımızı yere koyacağız. Bütün Gavs Hazretleri çocukları bizim başımıza basıp geçecekler. Gene de Gavs'un hakkını eda etmemiz mümkün değildir. Gene değildir. Biz ve siz de ömrümüz boyunca Gavs'un evlatlara kölelik yapacağız. Yapmaya da mecburuz. Üzerimizde farzdır, vaciptir. Ölünceye kadar Gavs'un evlatlarına boyun eğmeye, hizmet etmeye. Onun için hiçbir zaman Gavs'un torunları isterse erkek tarafı, isterse kadın tarafı, hiçbir zaman yüz çevirmeyin. Devre çift taraflı, hem Resulullah'ın evladı hem Gavs'un evlatlarıdır. Yoksa derbeyi çift yerde yerirsiniz. Bakınız, Menzin Şeyh'i ne diyor biliyor musunuz? Sanih denilen bu insanların ne kadar yüceltildiğine hep birlikte şahit olalım. Müritleri dizinin dibinde oturmuş, kendisi böyle diz üstü oturmuş, etrafında da müritleri var. Yani kendisine tabi olanlar. Onlara hitaben diyor ki, ben diyor sizin seyyidinizim, biz Resulullah'ın seyyidleriyiz, yani onun torunlarıyız. Sizler de bizim seyyid olduğumuz için kölelerimizsiniz. Bize kölelik etmek zorundasınız. Bize kulluk etmek zorundasınız. Çünkü biz seyyidiz. Biz Resulullah'ın çocuklarıyız. İşte salih denilen bir insanın, cahil bir insanın, şirke davet eden bir insanın, kitaptan ve sünnetten nasibi olmayan bir insanın insanlığı köleleştirdiğinin ve onları şirkleştirdiğinin en büyük alameti budur. Bu büyük bir küfürdür ve şirktir. İnsanları, müritlerini, üyelerini, bağlı oldukları o insanları kendisine kulluğa davet ediyor. Taptırmaya davet ediyor. Sizler bizim kölelerimizsiniz. Sizler bizim için yaratılmışsınız. Hani İsrailoğullarının bütün insanlığa seslendiği gibi sesleniyorlar. Sizler bizlerin hizmeti için yaratılmış varlıklarsınız. Ey biz seyyidin çocuklarıyız, sizler de bizim yani seyyid olduğumuz için kölelerimizsiniz. Değerli dostlarım, işte salihlerin yüceltilmesi, kutsanması ve şirkleştirmenin bir başka çehresi bu anlattığım olaydan, anıdan çıkartılabilir. Peki müritler ne diyordu? Eyvallah, doğruluyorlar. Bugün bu adamın yolunda gidenler ve bunu tasdik edenler şirkleştirmeye vesile olan insanlar değil midir? Şirkin yüzünü çağımıza gösterenler değil midir? Şirkin meşrulaştırılmasına kapı açanlar değil midir? Biz bakın ayetin gölgesinde neye değiniyorduk kardeşlerim? وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ Allah'tan başka kendilerine fayda ve zarar vermeyen varlıklara tapıyorlar. Bu adamların, bu müritlerin de tapması bu şekilde değerli kardeşlerim. Allah size ve bize böyle bir basiretsizlik vermesin. Bizi doğru yola, ilme iletsin. Kitabın ve sünnetin yolundan ayırmasın. Tevhidin, vahyin çizgisinden uzaklaştırmasın. Müminlere
böylesine zanim ve cahil efendilerin karşısında basiret versin kardeşlerim. Artık bu ümmetin bu şıkçılıktan, efendicilikten ve tarikatçılıktan kurtulma dönemi gelmiştir. Bu ümmet Kur'an'la, sünnetle kendisini aydınlatmalı. Döşeklerde oturan, koltuklarda oturan böyle insanların şirklerine karşı tavır almalıdır. Yeter demeli, Allah böyle diyor, Resul böyle diyor, sizin saltanatınız ve sizin şirkleştirdiğiniz bu akideniz ve bize davetleriniz artık bize hayır getirmiyor deyip onlara karşı tavır sergilemeleri gerekiyor. İnşallah Rabbim de bu bilinci bizlere nasip eder. Bizim için Kavsun köyü, Sultan Hazreti köyü her an içimize mukaddestir. Toprağı mukaddestir, tavuğu mukaddestir, köpeği mukaddestir. Hele hele Kavsun evlatları. Benim için ben onların birer tane kölesiyim. Benim günahım sizin boynunuzda. Herhangi Kavsun evladı görürsen benden daha fazla hürmet etmeseniz Allah'ın huzurunda. Allah'ın huzurunda ben size savaşayım. Hatta Kavsun evladı benden hatta adabın gereği budur. Hakikati de budur. Gerçeği de budur. Gerçekleri hesaplamaya ve yok etmeye kimsenin hakkı yoktur. Üçüncüsü, Resulullah'ın evlatları gördüğünüz yerde hürmet göstereceksiniz. Devre Resulullah söyle diyor ki, ben iki şey size bırakıyorum. Bir Kur'an-ı Kerim, bir de Ehl-i Beyt'i bırakıyorum. Onun için Ehl-i Beyt'i gördüğün zaman hürmet edeceksiniz. Ahlakı iyi değilse, kötüyse dahi eleştirmeyin, hürmetini gösterin, geçin. Gayrimeşru olursa, para olursa, pul olursa gene yanaşmayın, hürmetinden mi eksik edin? Kesin. Kıymet görün, kıymet verin ki Resulullah da size kıymet versin. Eğer bu Resulullah'ın evladına kıymet vermediniz ama vallahi Resulullah da size kıymet versin. Resulullah da yüzünüze bakıyor. Hazreti Muhammed sebatimize de olur. Onun için Resulullah'ın evladına iyi bak. Allah bir fırsat size verdiği zaman değerlendirir. Göz ardı etmeyin Resulullah'ın evladına. Etmeyin. Biz Resulullah'ın evladına sahip çıkmasak, Resulullah da bize sahip çıkmasak. Onun için adabımıza dikkat ettiğimiz şeyde Allah da fiyuzları şuan edecek. Resulullah'ın bereketi.